...dayandığını söyleyenler var, göçmen sayısının. 7 milyon. Nüfusun %7'si civarında, eğer 5 milyonu geçtiyse, %7'si civarında göçmen var Türkiye'de. Acayip bir sayı bu. Bizim gibi fakir bir ülke için acayip bir sayı bu. Ve Türkiye'deki göçmen grafiği nasıl olmuş? Arkadaşlarım şimdi bunu verecekler. Dostlarım şunu karıştırmayın. Mülteci başka bir şey, sığınmacı başka bir şey, göçmen başka bir şey. Mültecinin uluslararası hukukta yeri var. Ona istediğinizi yapamazsınız. Sığınmacı henüz mülteci statüsünü kabul, e, görmemiş, başvuruda bulunmuş, inceleniyor o sığınmacı. Göçmense ülkesinde mülteci gibi e, tanımının dışında bir nedenle ülkesini terk eden kişi. Mülteci ülkesinde dini, dili, ırkı, cinsiyeti gibi veya siyasi görüşleri gibi bir nedenle hayati tehlikesi bulunan kişiye diyoruz. Mülteci bu. Uluslararası hukukta yeri var. Göçmen öyle değil. Şimdi bu grafikte üstte göçmen sayısını görüyorsunuz altta sığınmacı sayısını görüyorsunuz. Türkiye'de e, işte mesela 1995'te 12.800 e, sığınmacı varmış. 2000'lerde 2400 civarında. 2010 yılında 10.000 ondan sonra patlıyor Suriye. Şam'a Emevi Camii'ne cuma namazına gitmeye kalkınca vatandaşlarımız, iktidarımız yani işte Şam İstanbul'a geldi. Bu grafik onu gösteriyor bize. Üstte de göçmen sayısı. Göçmen sayısı kaç? Biraz önce 3.7 milyon görmüştük. Bu veri ne diyor? 5 bin kişi. İşte bu yüzden nüfusun %7'sine aştı diyoruz. 5 876 bin göçmen var. Sığınmacı alttaki gördüğünüz o 3.7 milyon. 3.7 milyon. Birleşmiş Milletler'in aldığı sayı da o zaten. Bu arada bir de asıl problemimiz Afganlar şimdi. Yeni bir göç dalgası gelecek. Birazdan ona bakacağız ama öncesinde bu Suriyeliler konusunda ifratla tefrit arasında gidip geliyoruz. Bir kesim neredeyse Almanya'daki dazlakların Türklere yaptığı gibi faşizme kayıyor. Öbür kesimde er gelen gelsin. Öyle bir şey yok dostlarım. Öyle bir şey yok. Bu ikisi de doğru değil. Bu ikisi de yanlış. Hem uluslararası hukuka ve insan haklarına ve vicdana saygılı olacağız. Hem de kendi halkımızı ve ülkemizi ezdirmeyeceğiz. Bu ikisinin arasında bir denge kurmak iktidarın görevi. İktidar bunu yapmakla mükellef. Bakalım ne oldu? AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktaş 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Yasin Aktay bir e, açıklama yaptı. Dedi ki Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker. Şimdi benim aklım tutuldu. Bir Suriyeliler gelmeden önce ülke ekonomisi yok muydu? İki Suriyeli göçmenlerin gitmediği ülkelerde ekonomi çöküyor mu? Üç, Suriye göçmenler hangi vasıflarıyla Türkiye ekonomisini ayakta tutuyorlar? Bana bir söyler misiniz? Ha ben size söyleyeyim. Siz aslında benim söylediğim şeyi tekrar ediyorsunuz. Sayın Aktay. Neyi tekrar ediyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde AKP kadar zengin dostu bir parti olmadı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Recep Tayyip Erdoğan kadar zengin seven bir lider görülmedi. Bunu tekrar ediyorsunuz. Nasıl tekrar ediyorsunuz? Efendim Suriyeli göçmenler e, halkımızın işini elinden alıyor. Hep bunu söylüyorsunuz. Göçmenler işini. Hayır Suriyeliler sizin işinizi elinizden almıyorlar. Sizin iktidarınız sizin işinizi elinizden alıyor. Suriyeli göçmenlere ben hiçbir şey demem. Niye diyeyim? Ne oluyor? Sorun göçmenler asgari ücretle bile çalışmıyorlar. Sigortasız çalışıyorlar, asgari ücretin altında ücretler alıyorlar. Buna kim göz yumuyor? Kim göz yumuyor? Sayın Yasin Aktay, niye göz yumuyorsunuz buna? Kendi halkınız işsiz kalıyor. Hayır, siz patrondan yana olduğunuz için göz yumuyorsunuz. Doğru düzgün sigortası yapılsın, doğru düzgün maaş alsın. Ülke nüfusunun %40'ı asgari ücrete mahkum. Böyle bir zırvalık olabilir mi? İnsanların üzerinde ücret baskısı kurmak için Suriyeli göçmenleri kullanıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi de Afgan göçmenlerle karşı karşıyayız. Günde 1000 ila 1200 Afgan göçmen geliyor dostlarım Türkiye'ye sınırlardan. Her gün 1000 ila 1200. Ağustos sonu itibariyle. NATO'nun bütün askerleri operasyonu bitecek Afganistan'da. Birleşmiş Milletler diyor ki 3 milyon 700 bin Afgan yollara düşecek. Bunların tamamı İran üzerinden Türkiye'ye gelip Türkiye'den Avrupa'ya gitmeye çalışacak. Şu anda Kabil'de binlerce kişi pasaport kuyruğunda Türkiye'ye gelebilmek için. İşte diyorlar o gün geldiğinde 3 ila 5 bin kişi sınırlarımızdan gelecek. Bakın günde 3 ila 5 bin kişi. Bunun için hazırlık yaptı mı iktidarımız? Hükümet bir hazırlık yapıyor mu? Ne hazırlık yapıyor? Planınız nedir? 3 bin kişi günde sınırlarınıza dayandığında ne yapacaksınız? Diyelim onları Türkiye'ye aldınız. Ne yiyecekler? Nerede kalacaklar? Nerede çalışacaklar? Ne vereceğiz? Nerede oturacaklar? Nerede yaşayacaklar? Sonra ne olacak? Avrupa'ya gitmelerine izin mi vereceksiniz? Onu yayının sonunda söyleyeceğim size. Hayır öyle değil. Peki neden Türkiye'ye gelmelerine izin veriliyor? Cumhurbaşkanı kapılarımız açık kalacak dedi. Neden? Avrupa'ya karşı koz dostlarım. Ben size söyleyeyim. Suriyelileri nasıl otobüslere bindirip sınırlara yolladığımızı hatırladınız mı bir gece? Tehdit etmek için Avrupa'yı. Evet. Bizi eğer çok sıkıştırırsanız insan hakları, demokrasi konularında göçmenleri sizin üstünüze salarız diye tehdit etmek için Suriyelilerden sonra bir de Afgan e, göçmenler. Avusturya Başbakanı dedi ki: "Komşu ülkelerde ve Suriye, Türkiye'de kalsınlar." Yahu Kabil Ankara'ya 3400 kilometre. Ankara Viyana'ya 2000 kilometre. Türkiye Afganistan'ın komşusu değil. Birisi Avusturyalıları hatırlatsın. Türkiye'de kalsınlarmış. Yok ya. Suriye'de krizi siz yarattınız. Irak'ta krizi siz yarattınız. Afganistan'da tepiştiniz. Süper güçler. Biz niye bedelini ödüyoruz sadece? Bakın Göçmenlik karşıtı olmadan bunu batılı muhataplarınıza sorun. İtiraz edin. İlle de insan hakları ihlalleri yapıp ille de faşist olmak gerekmiyor kendi halkınızın çıkarlarını savunmak için. Şimdi mesleğimizin yüz akı Çiğdem Toker, bilmiyorum kendisini sosyal medyada takip ediyor musunuz? Sözcü gazetesinde yazılarını okuyor musunuz? Bir yazı e, yayınladı Çiğdem Toker. 28 Temmuz 2021 tarihli yazısı Çiğdem Toker'in. Bütçede mülteciler. Gözlerim yuvalarından fırladı bunu okuyunca. Neden yuvalarından fırladı? Şimdi onu anlayacaksınız. Çünkü polis mültecileri yakalamıyor. Neden yakalamıyormuş? Çiğdem Toker'in yazısından öğrendik. Bütçede iki kalem varmış mülteciler için ayrılan ödenek. Türkiye'de bu kadar mülteci var. Dünyada en çok mültecisi olan e, ülke. İki kalem ayrılmış emniyet güçlerine mülteciler konusunda. Birisi mülteci tahliye giderleri. Yani mültecinin bir yerden bir yere nakledilmesi, tahliye edilmesi. 2011 yılında bu 2.3 milyon liraymış. 2015'te 5.2 milyon olmuş. 2018'de birdenbire 78 milyona fırlıyor. 2019'da 167 milyon. 2020'de Tabii pandemi var. 127.9 milyon 2021'in ilk 6 ayında 16